İstanbul Mektup İnternet Gazetesi'nden herkese merhabalar. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin sahnelediği Kahvede Şenlik Var oyunu için Kartal Sanat Tiyatrosu'ndayız. Oyun hakkında kısa bir bilgilendirme. Aslında kısa anlatmak gerekirse oyun bizim geleneğimizde var olan evlenme dönemlerinde insanlar önce doğal olarak birbirleriyle tanışırlar. Sonra tanıştıktan sonra o insanlar birbirlerinin hayat görüşlerini, bakışlarını doğal yoldan bir evliliğe gider. Sonra bu bir gelenek olarak çocuklarına yansır. O kültürle, o yapıyla güzel bir toplumun bireyleri olurlar. Ama bizim oyunumuza baktığımız zaman 1966 yılında Sabahattin Kudret Aksal'ın yazmış olduğu kaotik ortamlarda bir evlilik kurumuna bir bakış atmış. Aslında şu ana gönderme yaptığımız zaman tüketim toplumunda evlilikler mal, mülk ve metaya dayalı bir evliliğin aşksız asla öyle bir evlilikten sakat bir sonuç çıkar diye böyle abstre, uyumsuz tiyatro örneğinin de kıvılcımları oyunumuzda gözüküyor. Oyun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle kuliste yönetmenimiz ve oyuncularımızla konuşalım. Benim oynadığım karakter aslında biraz... çirkin bir karakter. Evet, karaktersiz bir karakter. Hani kadın erkek ilişkilerinin meta üzerinden, pazarlık üzerinden yapıldığı bu dönemde aslında iyi de mesajlar veriyor oyunumuz. Karakterim de veriyor. Tersine mesajlar diyelim. Yoğun bir hafta geçiriyorsunuz. Oyundan önce hazırlıklar nasıl oluyor? Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Dediğiniz gibi yoğun geçiyor. Oyundan yaklaşık 6-7 saat önce geliyoruz buraya. Bazı ısınmalar, işte yediğimize, içtiğimize dikkat ediyoruz. Ses beden açmaları yapıyoruz. Tabii kostümlü yapıyoruz bunları bazen. Şu anda gördüğünüz gibi makyajlar yapıyoruz. Bazen yetemediklerimizde berbere değil mi kuaföre evet, gidiyoruz? Kuaföre gidiyorum. Orada işte sakalın içindeki siyahlıklar gibi öyle ayrıntılar çalışılıyor. Şu an bizim yaptığımız tiyatroya başladığımız ilk yıldan bugüne farklı bir alan bu ama bir oyuncu kendi makyajını rahatlıkla kendisi yapabilmeli. O noktada ben ilk bazı çalışmalarda böyle oyun öncesi arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Makyözlerimize selam gönderiyoruz çünkü ayrı bir disiplin, ayrı bir branş ama böyle çok rahatlıkla yapılacak makyajları kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Bayan garsonu oynuyorum. İkisi arasında, bayın ve bayanın arasındaki dengeyi sağlayan kısmım aslında. İkisi de anlaşamıyorlar aslında beraber ama ben bir gidiyorum bayana olur olur diyorum. Bir gidiyorum baya olur olur diyorum. Karakterimizi çok severek yapıyorum zaten. Hani ara bulucu diğer adıyla öyle bir karakter zaten. Oyunda çok hareketli ve enerjik bir karakteri canlandırıyorsunuz. Oyundan önce sahne arkasında hazırlıklarınız nasıl ilerliyor? Bayan garson hiçbir şekilde duran bir karakter değil. Eğer zaten metin de böyle duran bir biçimde oynansaydı izleyici çok çabuk sıkılırdı. Bunu çok hareketli bir biçime yorduk biz. Zaten hani hocamız böyle yordu ve çok güzel de sahneleniyor böyle. Bunun için ilk önce bacak açma, kol açma, ses açma, beden açma diyoruz zaten biz buna. Buna odaklanıyoruz yani arkada sürekli biz sesimizi açıyoruz, bedenimizi ısındırıyoruz oyuna. Çünkü çok hareketli ve gerçekten temposu çok yüksek bir oyun. Eğer bu ısınmaları yapmazsak zaten başında oyuna kadar 2 saat sürüyor zaten bu oyun. Ya ölürüz herhalde biz de sahne dönüp buna kendimizi alıştırmamız gerekiyor çünkü. Güzelce ısınmalarımızı da yapıyoruz. Tiyatronun da gereği olduğunu düşünüyoruz zaten. Ses açmanın da, beden ısıtmanın da. Bunun gereğini yapabiliyorsak ne mutlu bize. Oyun kadın erkek metalığını anlatıyor aslında. Biz oyunda da bunun başında işte belirli hareketlerimiz var mekanik. İşte burada onu da anlatmaya çalışıyoruz oyunda. Yani çoğu yerinde bunu çok gösteriyoruz. Zaten biz hani karakter olarak da bunu bariz belli eden karakterleriz. Bu bir de hani bu günümüzde de çok yansıyan karakterler. Yani hani bu programlarda günümüzde çok rastlaştığımız bir şeyler. O yüzden insanlara biraz daha böyle gönderme yaparak, çok da güzel gönderme yaparak oyunda. Belki oyundan sonra daha farklı düşünmelerini sağlıyoruz. Hani en azından oyundan sonra bir şeylerin daha çok farkına varıyorlar.
Biz de bunun farkına vardırabiliyorsak bu çok güzel bir şey. Beden olarak nasıl hazırlandığınızı dinledik, izledik. Peki ruhsal olarak kendinizi oyuna nasıl hazırlıyorsunuz yoğun tempoda? Yani şöyle yapıyoruz. Yani 2 saat öncesinde tamamen böyle ilişkimizi kesiyoruz. Yani daha doğrusu kesmemiz gerekiyor. Çünkü farklı böyle işte insanların karmaşasından daha çok etkileniyoruz. Oyun, onun için biraz daha böyle yalnız kalmaya, işte biraz daha böyle birbirimizle konuşmamaya çalışıyoruz. Çünkü hani bu gerçekten oyuna çok etkisi oluyor. Yani biraz daha önce hazırlanmak mesela. Hani son dakika olduğunda her şey böyle biraz daha karışıyor. Ama işte ısınarak daha sonra biraz daha böyle kendimizi dinleyerek, biraz karakteri düşünerek böyle bir hani günümüzü dolduruyoruz böylelikle. Sonra da oyuna çıkıyoruz zaten. Çok da keyifli. Böyle hani absürt bir oyun. Ama şey başta böyle zorlandık. Şey oldu. Çünkü bize okulda hep doğal oynattırıyorlar falan. Ama böyle bu büyük büyük oynadığında ilk başta bir şey yapamadık. Hazmedemedik. Bir böyle değişik geldi ama sonra çok güzel oldu. Çok da seviyoruz oyunumuzu. En sonu. Ne düşünüyorsunuz? Ne? Acaba Bay Arabulan başarılı oldu mu demek? Ay siz ne? Yani siz de her şeyi bana yapıyorsunuz. Siz?